Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bugün hangi aracın mobil testini çekeceğiz? Jaguar I-Pace. Evet, bak çok yağmurlu bir havada çekiyor. O yüzden bir an önce dış tasarımını anlatalım izleyicilerimize ve özelliklerini. Sonra iç mekan ve sürüşe geçelim, tamam mı? Tamam. Selim, bu Jaguar'ın ilk %100 elektrikli otomobili. Biz daha önce neler kullandık hatırlıyor musun %100 elektrikli? Tivizi, Zoe, BMW i3, bir de i3'ün bir hızlısı vardı, i3S, değil mi? Onları kullanmıştık, hepsi %100 elektrikliydi. Selim, bak şöyle bir gösterelim aracı. Bu aynı zamanda bir SUV. Boyut itibariyle F-Pace var biliyorsun Jaguar'ın. Ve 4x4, bravo. Jaguar F-Pace'ten 64 mm kısa. Yani onun yaklaşık boyutlarına sahip. 4682 mm uzunluğu var. Yerden yüksekliği, sen çok ilgilenirsin böyle şeylerle. Çünkü yerden yüksek otomobilleri seviyorsun ya. Çok yüksek değil ama bineklerden daha yüksek tabii ki. Yerden yüksekliği 142 mm. Bak şöyle gösterelim. 14 cm yerden yüksek. Yani bozuk yerlerde de, zeminlerde de devam edebilir yola. Bak, bizim otomobilimizin rengini beğendin mi? Evet. Photon Red diye geçiyor. Kırmızı. Bak kapı kolları nasıl? Gördün mü? Evet. Kapı kolları böyle. Bunu daha önce Velar testinde görmüştük. Range Rover Velar testinde, değil mi? Bak, anahtar şu şekilde. Anahtarla mesela kapıları kapattığımızda bak içeri girdi. Hem ayna hem de o, gördün mü? Oraya bastığında ya da anahtara bastığında açabilmen için şu şekilde çıkıyor. Güzel bir özellik. Bu arada ön tasarımına biraz değinelim. Değinmedik. Şöyle gelelim seninle. Bak, full LED farlar var. LED gündüz farları var. Bak şunlar LED gündüz farı. J şeklinde. Baba. Jaguar'ın J'si, gördün mü? Efendim canım. Jaguar logosundan mı? Bak kaçtı. Aa, evet evet. Jaguar evet. Logosundan. Ay çok tatlısın. Korktu. Evet, köpek Jaguar logosunu gördü, kaçtı Selim. Harika bir düşünce değil mi? Jaguar'dan kaçtı. Bu arada bak, bu ızgara olmasa da olurdu. Çünkü bu %100 elektrikli bir otomobil. Buradan hava girmiyor aslında. Ne komik. Söyle. Jaguar'dan köpek korkuyor. Korktu kaçtı, aynen gerçekten öyle. Gerçekten korkuyor. Peki burada ne var sence? Motor var mı orada? Hayır. Bak. Bagaj. Şuna bastığımda açıldı. Evet. Elektrikli otomobillerde ekstra bagaj oluyor ya. Evet. Bak şurada bir yer var. Şöyle açıyorsun, amortisörlü. Bak ne çıktı. Şarj etme kablosu çıktı buradan. Şuraya geldiğimizde bak. Onu birazdan göstereceğiz zaten. Selim bak, elektrikli. Buraya takıyorsun kabloyu ve şarj ediyorsun. Birazdan zaten şarj alanına gidip göstereceğim ben sana onu. Şarj alanı nerede? Biraz uzakta. Yavuz Sultan Selim yolunda var. Onu anlatacağım zaten iç mekan incelerken. Şimdi dış mekanı inceliyoruz. Hızlı geçiyoruz. Çünkü çok yağmur yağıyor. Bak 20 inçlik. Bayağı büyük. Lastiklerimiz var. Bir de kış lastiği de takmışlar. Gayet güzel. Bak şuraya kablo koyabilirsin. Buradan da silecek suyu koyuyorsun. Burada başka bir şey yok. Motorların nerede olduğunu birazdan söyleyeceğim. Anlatacağım onu. İçeriye geçtikten sonra. Bak bu şekilde kapattık. Şurayı anlatıyordum. Bu ızgara tamamen görünüm olsun diye, görsellik olsun diye konmuş. Aslında olmayabilirdi Selim. Bir soğutma gerekmiyor. Ancak şuradan giren havayı enerji tüketimi azalsın diye klimada kullanıyorlar Selim. Tamam. Akıllıca bir iş yapmışlar. Evet. Gel bakalım arkaya doğru dolaşalım. Gövde rengi dış dikiz aynaları var. Üstünde sinyaller de var. Kapı kollarından bahsetmiştik. Şöyle dönelim. Bak şurası çok enteresan, gördün mü? Şurada bak, entegre spoiler var. Sen biraz geri gidersen görürsün. Orada köpek balığı sırtı anten var. Bak biraz geri gel böyle. Geriden baktığımızda görürüz. Çok güzel, sportif bir tasarımı var. Göremiyorum hala. Göremedin mi hala? Biraz daha git o zaman. Cam tavan da var. Şöyle göstereyim. Gördün mü? İyi, süper. Bak burada arabanın adı yazıyor zaten, I-Pace. Şurası çok güzel. Yine LED tasarımlı. LED teknolojili. Oo, su geçişi mi yaptırıyorsun? Ne var bakayım elinde? Traktör. Traktör. Her yerde gider değil mi? Evet. Arazinin kralı. Şöyle bagajı da gösterelim. Bagaj birkaç türlü açılıyor. İstersen anahtardan da açıyorsun. Ayakla da açıyorsun. Şunu şöyle basarak da açabiliyorsun. Bagaj hacmi devasa Selim. Bayağı büyük değil mi? Evet. Gördün mü bagajı? Evet. 656 litre. Selim, arka koltuklar öne yattığında 1453
litreye kadar çıkıyor. Bu arada havalı süspansiyon var Selim bizim aracımızda. 638 litre. 656 değil, biraz daha kısıtlı. Yani yükseltebiliyor musun? Evet evet, kendi kendine hıza göre otomatik olarak da sen de bir düğmeyle, göstereceğim onu iç mekanda, yükseltip alçaltabiliyorsun. Bak şurada kamera var. Bunlar yüksekte mi? Efendim? Şu an yüksekte mi? Şu an yüksekte, evet. Hızlanınca daha iyi yol tutuşu olsun diye alçalıyor kendi kendine. Bak şurada kamera var. Kameraları göstereceğim. 360 derece görüntü sağlıyor. Heh, şeyi inceleyelim. Bakalım neler varmış. Bak, bagaj içinde burada aydınlatma var. Şurada da aydınlatma var. Bak burada 12 voltluk giriş var. Şöyle. Burada askılar var bak. Buraya poşet takabilirsin. Şurada da var. Burada askılar var. Onlar güzel. Şu aşağıda da stepne olması lazım. Aa, stepne yok Selim. Yanıldım. Burada bir kablo daha var. Bu da ev tipi kablo. Onları anlatacağım. Şarj sürelerini ve kablo çeşitlerini anlatacağım. Evet, bagajı kapatmak için şuradaki düğmeye basıyorsun. Ve burada ne yazıyor? Aracın modelinin adı, bak, EV, Electric Vehicle, elektrikli araç, 400. 400 beygir güç üretiyor. 200-200, iki tane motor var. AWD de All Wheel Drive, biliyorsun 4x4 demek. Gel bakalım, iç mekana geçebiliriz artık. Tamam. Üşümeyelim, ıslanmayalım. Bu arada bak, burası karartılmış cam. Baba, bunu kapatabilir miyim? Kapatacağım tabii ki. Gel. Sen binerken bana ver onu, şemsiyeyi. Kapatalım. Baba, şimdi bak, burada yangın söndürücü. Evet, orada bakayım. Evet. Evet. Yangın söndürücü orada. Mercedes'lerdeki gibi. Evet. Şimdi sen otur. Montunu çıkartalım. Arabayı çalıştıralım. Geliyorum. Tamam. Evet Selim, montlarımızı çıkartmayalım. Daha iyi değil mi? Evet. Üşümeyelim. Bak şöyle kapı içinden başlayayım. Motoru çalıştırdıktan sonra camları göstereceğim. Tek dokunuşlu olarak iniyor kalkıyor. Bak, merkezi kilit var burada. Çok güzel bir ses sistemi. Bak, Meridian ses sistemi. Memory dediği hafıza. Bu koltukta da, senin koltuğunda da hafıza var. Bak, malzeme kalitesi süper. Deri. Deri. Bütün buralar deri. Bak şurası şöyle bir ahşap. Ancak şuranın içinde sadece alt kısımda yumuşak bir bölge var. Şuralar biraz sert. Koyduğum bir şey ses yapabilir. Büyükçe bir hoparlör. Bak şöyle krom bir çıta var burada. First Edition bizim donanımımızın adı. Bak, her türlü ayarların senin. Hop hop. Bak sırtını. Sırtını yasla. Bak, oh, yatabilirsin. Kalkabilirsin. Şurada bel desteği. Her şey var. Her şey var. Bak, bel desteğini de şurayı şişireyim. Tam buranı böyle daya arkaya. Bak şurayı şişiriyorum. Burayı şişiriyorum. Hissettin mi? Hayır. Biraz daha. Hissettim. Hah, tamam, süper. Çok güzel, kaliteli, deri koltuk. Burada da First Edition yazıyor. Güzel bir kaplama var. Malzeme kalitesi gerçekten çok güzel Selim. Havalandırma kanalı var. Kapatılıp açılabiliyor. Burası da yine deri. Burada da bir tane kapatılıp açılamayan sabit havalandırma kanalı var. Evet, orayı şuradan göstermek istiyorum Selim. Bak orada bir oyuk var. Volvo modellerinde de vardı eskiden. Hala bazılarında var. Bak o oyuğa işte bir şeyler koyabilirsin. Telefon falan. Şurada bir USB var. Bunun benim tarafımda da, sürücü tarafında da aynısından bir tane daha var. Aa, çok güzel girdi oradan traktör. Şimdi traktörün çalıştığı yer. Aynen, sürücü tarafına geliyorum. Tamam. Haydi bakalım. Evet, şöyle çok kötü bir havada çekim yaptığımız için dış tasarımını çok ayrıntılı anlatamadım. Şöyle bir daha etrafında dolaşayım. Bu arada bizim ekstra donanım olarak Matrix farlar var. Matrix LED farlar var. Çok iyi aydınlatma sağlıyor. Özellikle karanlıkta kullanımda, gece kullanımında siyah çıtalar sportifliği arttırıyor. Şu şekilde Jaguar'ın ilk %100 elektrikli otomobili. Dediğim gibi F-Pace'ten biraz küçük. Selim, bu tarafa geldim. Burada farklı olarak tabii ki 4 cam elektrikli, aynalar elektrikli. Aynalar şu ikisine birden basınca katlanıyor. Çocuk kilidi var. Burada merkezi kilit var. Yine güzel ses sisteminin hoparlörü ve hafıza. Baba, buraya bak, su koydum ben örnek olsun diye. Evet efendim canım. Bu Jaguar'ların en büyüğü mü? En büyüğü değil. Bundan büyük var işte. F-Pace var mesela. Sedan model, bundan daha uzun sedan model var. Ama bu ilk
%100 elektrikli araç diye geçiyor. Bende de bütün en hızlısı, evet onu anlatacağım. Selim 4.8 saniyede 100'e çıkıyor. Haberin olsun. Haberin olsun. Yani süper sporların performansına neredeyse yakın bir performans. Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Sürüşe geçince. Benim koltuğum da seninkiyle aynı. Şurada farklı bir şey var mı? Var. Elektromekanik park freni var. Ön tarafı açma, arka tarafı açma. Yani ön bagaj diyeyim artık ona. Arka. Burada da şuna basınca bir çubuk çıkıyor. Reost ayarı. Yani gösterge panelinin parlaklık ayarı. Burada da havalandırma kanalı var. Ve Selim geliyorum içeriye. Bunu off-road'a sokarsak, bu kalırsa, bu yanımda varsa çekirdeğiyle çeker. Çekeriz vallahi. Traktör her yerde gider. Sen arazi kullanımını seviyorsun zaten. Evet bak. Evet bak. Ne göstereceğim sana? Menzilimiz 340 kilometre. Çok 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 iyi bence. %94'ü dolu. Az önce ben sen okuldayken Kanyon Alışveriş Merkezi'ne gittim. Orada çok güzel böyle hızlı şarj eden bir kablo var. Bir şarj ünitesi var. Onunla şarj ettim. Hemen bir saatte yarıdaydı. Hemen yani 100 kilometre falan menzili vardı. Hemen bak 340'lara, 360'lara çıktı. Oo, traktör geliyor. Şimdi kapımızı da kapatalım. Bakalım anahtar neredeydi? Anahtarımız burada. Bir yere takmamıza gerek yok. Selim ama gürültü yapma, tamam mı? Tamam. Buraya koyalım. Ve bak motor nasıl çalışıyor. Frene bastım. Start stop var burada bak. Işık yanıp sönüyor. Motoru çalıştırdım. Selim hiç ses yok. Evet. Şu an motor çalıştı. Hiç ses yok. Çünkü %100 elektrikli. Ne benzinli motor var ne dizel motor var. Oo, nereye gitti o? Kaldı. Tamam alayım vereyim ben sana onu. Ay ben de zor uzandım Selim. Ah. Koltukta oyna istersen, gürültü yapmayalım burada, tamam mı? Tamam. Bak burası bütün komple deri. Head up display'i göstereyim hazır şöyleyken. Bir sileceği çalıştırayım. Şöyle sileceği çalıştırınca daha net gözükecek. Şurada bana anlık hızımı ready yazıyor. Yani motor çalışıyor. 90 km/s hız sınırı var ve P'de şanzımanın konumunu da gösteriyor. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Evet, şu dijital gösterge 12.3 inçlik ve kişiselleştirilebiliyor. Şuradaki düğmeler yardımıyla sola istediğin başka bir şeyi, sağa istediğin başka bir şeyi alabiliyorsun. Şuradan şuna bastığımızda orada okey, evet şöyle sağ sol yaparak seyahat. Ekran, işte ekran dediği bu, sol bilgi paneline neyi koymak istiyorsan, sağ bilgi paneline neyi koymak istiyorsan onları değiştirebiliyorsun. Ekran düzenine girelim mesela, tek kadranlı. Şu çift kadranlıya basalım. Hop değişti, gördün mü? Evet. İstediğin gibi yapabiliyorsun bunu. Evet. Değiştirebiliyorsan. Çift kadranlı da güzelmiş. Gayet güzelmiş. Sonra bak, head-up display'i ayarlayabiliyorsun yukarı aşağı ya da istersen kapatırsın. İşte araç ayarları da burada, araç bilgileri de burada. Her şey burada. Medya, sürücü desteği, çok detaylı yani seyahat ve tekrar ekrana geldik. Bu vaziyette kalsın istersen şöyle. Direksiyon 3 kollu ve gayet sportif. Şurada krom kaplamalar da var. Bu arada aracın gövdesinin, bak gövdesi çıktı orada, komple alüminyum olduğunu belirtmeyi unutmuştum. Onu da söyleyeyim. Yeni bir platformda geliştirildi Selim bu. D7E diye geçiyor. Jaguar Land Rover aynı grupta. Sen nelerle ilgileniyorsun öyle? Traktörün kalabileceği bir yer. Arıyorsun. Hadi bakalım. Bak burayı da anlatalım. Burada bir tane 10 inçlik, burada bir tane 5 inçlik ekran var. Bunları tabii Jaguar Land Rover aynı grupta olduğu için ortak parça kullanımı yapıyorlar. Bazı Land Rover ve Range Rover modellerinden de tanıyoruz. Ama şanzıman çok farklı. Bak D, N, R. Evet o dörtlü flaşörü çalıştırdın sen. Şurada ses açma kapama düğmesi var. Efendim? Böyle dönmeyecek mi? Nasıl dönmeyeceğim? Yani şu... Ha 360 derece kamera mı? Ha şeyleri göster diyorsun sen. Olabilir. Bir döneyim ama ben araçtan çıktığımda şu P konumundayken o kendi kendini bazen kapatıyor. Evet. Evet kapatıyor kendi kendini dedik ama kapatmadı şimdi. Hemen çekiyorum. Sinyaller. Orada şu J şeklinde LED gündüz farları vardı normalde. Sinyal verince sinyal yanıyor. Şurası matrix LED farlar. Söylediğim gibi. Hemen bir de arka tasarıma gideyim. Orada nasıl yanıyor aydınlatmalar. Onları göstereyim size. Yine LED teknolojili olduğunu söylemiştim. Evet çok güzel. Şu şekilde bir ışık hüzmesi var. O
Kamerada sarı gözüküyor ama kırmızı aslında. Şu da zaten anladığınız üzere sinyaller. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim Selim'le. Selim gösterdim. Ha, o ne biliyor musun? O şarj ünitelerinde kullanılan e-şarj diye bir sistem var Selim. Onun kartı. Baba, bu kartı gösteriyorsun makineye. Şarjı başlatıyorsun. Tamam. Sana evet. İyi bir fikir. Söyle canım. Söyle. Bir yerde aracı benzinin elektriğini koyacağız ya. Evet, şarj edeceğiz. O sırada yemek yiyip olabilir. Sonra... Bekleriz o sırada. Olur evet, olur. Anlaştık. Sonra gelip ana dolmuş araç. Tamam. Sonra okulun arka sokağına gideriz. Bir basarız. Olabilir. Arkadaki roketler çıkar. Tamam oldu. Nerede kalmıştık Selim? Şu ekranı anlatıyorduk. Bak bu ekran aslında şöyle bak telefona ve radyo sistemine de ev sahipliği yapıyor. Gördün mü? Oradan telefon bağlayabilirsin. Çok güzel yani. Bak koltuk. Ha, koltuk ısıtma var. O da çok güzel. Bak şuna bastığında koltuk ısıtıyor. Gördün mü? Kırmızı evet, yandı. Şimdi... Buradan da derecesini ayarlıyorsun. Bak 3, 2 falan diye. Bastım. Şuradan kapatıyorsun. Ha, buradan seninkini açıyorsun pardon. Oo, ikisi birden yandı. Çok güzel bir ekran bu da. Aa, şurada şeyde kalsın. Klima ayarında kalsın. Kelebek mi gördün? Evet. Oo, bu soğukta. Şurayı anlatmıştık. Çok dayanıklı. Burada D, N, R var. Bak Selim R'yi aldığında ne oluyor? Gerçekten ve kılavuz çizgisi şu şekilde dönüyor da. Bir saniye. Ben de döndürebilir miyim? Evet şu şekilde bak. Döndür Selim. Ama ekranı da görmek istiyorum. Evet. Şu şekilde bak. Dönüyor bak. Bunu soruyor çünkü izleyicilerimiz. Tamam bak. Yeterli. Daha sonra burada kameralar da var. Bak 360 derece. Şurada 360 dereceye bastığın zaman bak gördün mü? Çok net. Çözünürlüğü çok iyi. Şurada ayrıca başka kameralar var. Bak 1, 2, 3 tane kamera var. Bak arkasını şuradan görebiliyorsun. Gördün mü? Çok evet. Geniş. Tekrar ona bastığında şu orta kameraya geldiğinde bak şöyle geniş bir görüntü veriyor sana. Bir de şu önde var. Önü de çok güzel veriyor gördün mü? Evet. Çok yüksek çözünürlüklü. Evet. Navigasyon var mıymış bakalım bizim aracımızda? Evet. Navigasyonumuz da var. Gördün mü? Ben navigasyonu mu bastım? Yok. Sen oradan başka bir şeye basmıştın. Ben orayı anlattım. Şimdi bak burada neler var Selim? Şuna bastığında ASPC seçildi. Hızı ayarlamak için set edin diyor. Arazi kullanımına yönelik. Bak modlar var. Modlarda bak neler var canım orada. Eko, konfor, dinamik mod var. Gördün mü? Oo, dinamikte kırmızı oldu göstergeler. Çok çok iyi ama tabii ki daha fazla elektrik harcıyorsun. Ben şuna iki kere bir kere basayım konforda kalsın. Burada of, da havalı süspansiyon. Aracı yükseltip alçaltabiliyorsun. Şu an bak, yükseltim. Arazi yüksel. Selim yükseliyor. Hemen şuradan gördüm. Biraz yükseldi. Şimdi bak oo, ses de geldi. Gördün mü? P'yi alalım bu arada. Ha şunu göstermeyi unuttuk. Park halinde P'yi alıyorsunuz. Bak Jaguar şimdi. Hırladı. Hırr yaptı. Ve kaçmaya çalıştı. Evet, aynen öyle. Şu da alçaltıyor. Bir zaten hızda. Belli bir hızı geçtiğinde de otomatik olarak alçalıyor Selim araç. Evet. Daha performanslı gitsin, daha iyi yol tutsun diye. Şurada bir eşya gözü var. Buraya bak ben telefonumu şöyle koydum. Bak çok akıllı bir çözüm. Şöyle telefon koyabiliyorsun. 2 adet bardaklık ortalarında da telefon koyabildiğim bir yer var. Burada deri bir kol dayama var. İçi çok büyük. Çok çok geniş. Hatta şu şöyle çıkıyor diye düşünüyorum. Evet. Bak şunu şöyle çıkartabiliyorsun. Çok çok geniş. Bak, gördün mü? Çıktı. Aa, peçetemiz varmış. Demin sen istemiştin. Ben arabada yok demiştim. Varmış peçetemiz. Bak şu şekilde taktık onu. Peçete bile girebilen çok büyük bir eşya gözü var. Bak USB girişleri var. 12 voltluk giriş var burada. Gördün mü? Bak, bütün her şeyini koyabilirsin. İşte koyduk. Selim bu arada şuranın malzeme kalitesinden bahsetmeden geçemeyeceğim. Süet. Ne kadar güzel gördün mü? Evet. Çepeçevre gözlük. Her yeri sarıyor. Gözlüklük. Burası da süet. Bak çok kaliteli. Kart koyma yeri var. Ve ışıklı. Bak evet. Bu bile LED gördün mü? Evet. Gerçekten malzeme kalitesi çok çok iyi. Aha. Bende de aynı şekilde. Hem kart koyma yeri olan hem LED ışıklı bir ayna var. Burada tutamak var.
Şurada hemen göstereyim. Ön emniyet kemerlerinde yükseklik ayarı maalesef bulunmuyor. Senin orada da tutamak var Selim. Evet. Cam tavanımız var ama cam tavan panoramik, komple, çok büyük, çok güzel ama hiçbir yeri açılmıyor. Hiçbir yeri açılmıyor. O SOS butonu basmadın değil mi? Bastım. Basma basma. Şey çağırıyorsun. Ha, öyle basılmıyormuş. Böyle James Bond gibi. Böyle açılıyor. Bak önce onu açıyorsun sonra şu düğmeye basıyorsun. Basmayalım. Yardım çağırıyorsun çünkü o sırada. Evet. Ne? Burası da böyle Selim'ciğim. Şu neymiş bakalım. O da aynı. Burada da evet. Bir tane öyle gizli buton var. Şuna bak, dokunmatik. Gördün mü? Şuna dokununca ışık yanıyor. Şimdi yanmadı. Ha pardon. Şurası dokunmatik. Gördün mü? Sen de dene. Dokunmatik orası. Evet. Güzel değil mi? Işıklar öyle yanıyor. Evet. Ön taraftan anlatacaklarımız bu kadar. Ama sana öyle bir detay göstereceğim ki şaşıracaksın. Tamam. Ne biliyor musun? Ne? Bakar mısın? Uygarlık ayrıntılardadır. Jaguar yazıyor. Gördün mü? Orada bile logo var. Ben bunu yiyeceğim. Evet, hadi arka koltuğa geçiyoruz. Tamam. Gir bakalım. Oo, orayı kim çıkarttı? Bak burada da kapıyı açarken ölü nokta uyarısı var. Bu da daha önce pek görmediğim bir özellik. Bak şurası biraz dar ama artık bu. Arka kapı içindeki göz bayağı dar. Bakalım şu açılıyor mu? Bu ne? Evet. Duyamadım. Bu kapıyı açarken eğer arkadan bir araba geliyorsa ışık yanıyor Selim. Bisiklet geliyorsa ya da motosiklet seni uyarıyor. O normalde, o normalde ölü nokta uyarısı şurada olur. Bunda da var zaten. Burada böyle flash yanıyor sönüyor. Demek ki o da yanıp sönüyor. Kapıyı açma diyor, biri geliyor diyor. Bak şöyle çekeyim seni. Şurası maalesef biraz küçük açılıyor ama bak yani neredeyse tama yakın, gördün mü? Evet, orada ne kadar yer kaldı Selim? 3. 3 parmak, evet. Hatta şöyle göstereyim. 2. Evet. Şimdi diğer taraftan geliyorum. Sen camı kapatırsan sevinirim. Yağmur girmesin. Evet, Jaguar logosunu bir daha gösterelim. Önde farklı, arkada farklı çünkü. Tek evet Selim'ciğim. Evet. Evet evet, tek dokunuşlu. Evet. Aa, biraz daha kuvvetli. Evet. Bravo. Evet, bu kapı içini demin diğer kapı içinde anlattık zaten. Şöyle bir göstereyim. Selim bak, şaftineli yükseltisi yok kadar az. Evet. Çok iyi. Ortada bak, biri rahat edebilir. Oo. Evet. Ama ayakta durmayacaksın zaten. Bakalım burada neler varmış. Kol dayama var. İki tane bardaklığı var. Ta 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 ta. Bakayım nasıl açılıyor şu. Evet. Oo. Bak, telefon falan koyabilirsin oraya. Gözlük. Ekstra eşya gözü. Gözlük ince bir gözlük sığabilir. Çünkü şöyle kapanırken... Bak. Çatmasın diye. Afet arabada izleyebiliyorsun ya, o evet. Gözlük sığar buraya. Sığar evet. Doğru, haklısın. Citroen C3 Aircross videosunda çekmiştik. Citroen diye bir gözlük. Kanalımızda var. İzleyicilerimiz izleyebilirler. Selim bak. Sevgiler, saygılar. O sonra. Evet. Bak, Isofix bağlantılı koltuklar bak. Bunlar timsah. Hemen şurada. Timsah. Bunları kaybetmiyoruz. Tekrar evet, takalım istersen. Bunlar timsah. Seninkini çok rahat taktım Selim'ciğim. Tamam. Şimdi şurayı gösterelim. Bak burada fileler var. Cepler şu şekilde. Sonra bir ayağını çekersen şurayı göstereceğim. Burada bak, arka koltuklar için de klima ayarı yapılabiliyor. Gördün mü şöyle? Oo, çok yüksekte kalmış. Yani klima buraya da üflüyor. Burada da 5 voltluk bir USB girişi. 12 voltluk bir giriş. Bir tane daha 5 voltluk USB girişi var. Güzel. Şarj edebilirsin. Akıllı cihazlarını orada. Bak, ön koltuk benim ayarıma sahip. Bak. Nasılmış? Evet canım, 28 çok fazla ama bunu biz normal senin için 23 falan yapabiliriz. Şöyle dursun Selim'ciğim. Bakar mısın diz mesafesine? Çok çok iyi. Harika. Harika bir diz mesafesi var. Evet. Şuraları anlatalım. Tutamak var. Askı var. Benim sevdiğim yerde bir askı daha var. Bu arada buralarda süet devam ediyor. Çok çok kaliteli bir malzeme. Şurada da havalandırma kanalı var. Burada salyangoz var. Bakayım. Salyangoz yok mu? Yaprak düşmüş. Ha. Çok güzel gözüküyor değil mi cam evet. Tavan? Bak şurada arkada aydınlatma var. Bu da çok güzel. Ve gelelim baş mesafesine. Beni çeker misin? Tabii. Şöyle sarsmadan. Arka ekrandan beni görürsen sevinirim. Evet. Baş mesafen. Bak var. Evet. Güzel. Değil kaç? Mi? Yani bak, 4 parmak baş mesafen var. Gayet iyi. Gayet güzel. Bakayım. Teşekkürler Selim'ciğim. Sen de göster bir baş mesafeni otururken. Çocuklar için de gayet rahat.
İzofix bağlantılı koltuğunu çok rahat taktığımızı hatırlatalım. Yükseltiyor. Ve artık sürüşe geçelim. Oo, aslında. Tamam mı? Sürüşü şarj istasyonuna doğru yapalım. Hem aracı anlatalım, hem de gittiğimizde orada bir şarj ünitesini gösterelim. Tamam mı? Yemek. Oldu. Tamam, hadi bakalım. Aa, yemeği de çekelim mi? Yok, yemeği çekmeyelim. Tamam. Bu Baba Oğul Test kanalı. Yemekleri biliyorsun artık Selim Anamur kanalına hatırlatalım izleyicilerimize. Abone olurlarsa çok seviniriz. Evet. Selim Anamur kanalında o tür videolar da yayınlıyoruz. Restoran, kafe, yemek incelemeleri, oyunlar, oyuncaklar, çeşitli mekanlar. Kumandalı arabalar. Aynen öyle. Oyuncaklar. Seyahatler. Tabii onları çekiyoruz. Uludağ yarın çıkacaktık ama yağmur varmış. Bursa'ya gidecektik yarın. Evet, onu da anlatalım izleyicilerimize. Evet, ve sel uyarısı sel var. Sel uyarısı var, o yüzden gitmiyoruz. Gitmezseniz seviniriz. Evet, erteledik programımızı. Haftaya gideriz senin. Arabanız varsa bozulmasın. Evet, teşekkürler. Şöyle bir gösterelim ve sürüşe çıkıyoruz. Evet. Selim Göktürk'ten Yavuz Sultan Selim Köprüsü yoluna doğru yola çıktık. Evet. Şimdi ben sana öncelikle teknik özelliklerini anlatacağım otomobilin. İki tane elektrikli motor var. Bir tanesi ön aksta, bir tanesi arka aksta. İkisi de aynı motor. 200 beygir güç ve 348 Nm tork üretiyorlar. Yani toplamda 400 beygir bayağı iddialı ve 696 Nm torku var bu aracın. Gayet iyi. Şimdi deneyelim mi? Deneyeceğiz birazdan. Ben özelliklerini önce bir anlatayım istersen. 4x4 olduğunu söylemiştik. Aracın alt kısmında boydan boya piller var Selim. Lityum iyon özellikli piller. 90 kilowatt saat kapasiteli. Ve otomobile tam şarjla 470 kilometre menzil sağlıyorlar. Çok iyi bu. Şarj olma sürelerini anlatacağım şimdi ben sana. Çeşitli kablolar var. Mesela ev tipi kabloyla şarj edersen çok uzun sürüyor. 12 saat, 12.9 yani 13 saat sürüyor. Çok çok uzun sürüyor. Ama eğer sanayi tipi kullanırsan, ben biraz önce kanyonda öyle kullanmıştım. Hemen bakıyorum. 50 kW diye geçiyor DC. Evdekiler AC, AC. Bu diğerleri DC, DC kullanırsan eğer 60 dakikada sana 270 kilometrelik menzil sağlıyor. Çok çok iyi bence. Şimdi istersen lafı fazla uzatmadan performansın bir tadına bakalım mı? Evet. 0-100'ünü söyledik demin değil mi? 4.8. Maksimum hızı 200 kilometre bölü saat. Şimdi sol şerit boş. Şöyle geçtik. Önce biraz yavaşlayalım. Sonra Selim basıyorum. Nasıl atıldı öne? Ve bak, alçalıyor otomobil dedi. Adaptif süspansiyonumuz var. Havalı süspansiyon. İnanılmaz gitmiyor mu? Selim nasıl gidiyor ya? Daha fazla. İnanılmaz yani. Tabii kurallara uyuyoruz. Ama şurada bir de sıfırdan yüze hızlanma yapalım mı? Şöyle duralım. Dörtlüleri yakalım. Şimdi durur vaziyetteyken bir hızlanalım, tamam mı? Tamam. Bak şu an duruyoruz. Silecek son hızda çalışıyor. Dörtlüleri kapattım. Hazır mısın? Evet. Bir. Bir dakika. Sport moda alalım, unutmayalım. Dinamik moda da aldık. Oo, kırmızı oldu göstergeler. Hazır mısın? Evet. Bir. İki. Üç. Oo. Bu ne ya? Selim bu ne ya? İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir ivmelenme. Yani kanalımızda biliyorsun 718 Cayman testi var Porsche. Evet. Yani ona yakın. Evet. Yani acayip. Mustang'i geçiyor bir de. Mustang'i geçer tabii. Acayip Selim, evet, acayip. Yoldumda bir araç çekmiştik ya. Ha, evet, 100 bin abone özel videosu BMW i8 kupe çekmiştik. Onu geçiyor mu bu? Onu geçiyor, evet, hızlanmada falan geçer Selim herhalde. Tam tabii şimdi ezbere söylemeyeyim ama çok iyi gidiyor. Aa bak, şu Porsche'yi bile yakalar bak. Yakalar, evet. Ha evet. Güzel, bir tane 911 gidiyor orada. 911 ama eskisi. Turboyu yakalayamayız Selim. O 3 saniyede falan yüze çıkıyor çünkü. Şu muhteşem hızlanmayı bir de sadece kadrını göstererek gerçekleştirmek istiyorum.
Evet. 1, 2 ve 3. Gördüğünüz gibi otomobil fırladı. Bir de ara hızlanma göstereyim. Şu an 64 iken bastım. Ve anında 120'lere geldik gördüğünüz gibi. Piller, çünkü çok soruluyor bu. 8 yıl 160 bin kilometre garantili Selim. Çünkü soruyorlar piller bozulursa ne olur, biterse ne olur diye. Euro NCAP çarpışma testinden sence kaç yıldız aldı? 5. 5 yıldız aldı. O da doğru. Selim, bu arada Matrix LED farlar var demiştim ya. Evet. Onlar adaptif özellikli. Yani viraj içini de aydınlatıyor sen direksiyonu çevirdiğinde. Aktif havalı süspansiyonda 105 kilometre saat hızdan sonra 10 milimetre alçaltıyor aracı. Yani 1 santimetre alçaltıyor. Şimdi tekrar bir ara hızlanma deneyelim mi? Evet. Hazır mısın? Evet. Bu arada şanzımanda bir vites var Selim, biliyor musun? Evet. Bir ileri bir geri vites var. Normalde hani biz diyoruz ya 7 ileri, 8 ileri, 9 ileri, bu bir ileri otomatik şanzımanlı. Ve sen hiçbir şekilde manuel kumanda edemiyorsun. Karışamıyorsun zaten, bir ileri olunca nesini değiştireceksin. Evet. 1, 2, 3. Acayip bir ivmelenme. Acayip. Bu arada frenlerden de bahsedeyim. Sadece gazla, mesela şu an hiç frene basmadım, araç yavaşladı. Basarsam ani böyle bir duruyor. Çok sıkı frenler var. Ama hiç basmaya gerek yok Selim. Yani zaten gazdan ayağını çekince, demin de söylemiştim, araç yavaşlıyor ve hatta hiç bir daha gaz vermezsen durana kadar gidiyor. Duruyor yani. Selim, gelelim fiyatlara. Borusan Otomotiv tarafından Türkiye'ye ithal ediliyor biliyorsun Jaguar modelleri. Ve I-Pace'in fiyatları şöyle. Baz donanım S diye geçiyor. 540 bin lira. SE var 580 bin lira. HSE var 625 bin lira. Bu bizim kullandığımız en dolu paket First Edition 670 bin lira. Rakibi kim diye soracak olursanız Tesla Model X'in rakibi. Ancak Tesla testi istiyorsunuz bizden. Maalesef şu an yapamıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi Amerikalı Tesla'nın şu an Türkiye'de resmi bir faaliyeti, satışı ve servisi, dolayısıyla da Tesla aracı yok. İleride Tesla Türkiye'de faaliyete geçerse tabii ki biz de baba oğul testini çekeriz, değil mi Selim? 4x4 olması yol tutuşu daha da başarılı kılıyor. O da önemli bir özellik. Ayrıca arka süspansiyon bağımsız. Bu da hem konfor hem de yol tutuşu daha iyileştiren özelliklerden biri. Ses konusuna gelince, zaten otomobil dur kalk trafikte %100 elektrikli olduğu için çok sessiz. Hiçbir ses yok. Hatta suni bir ses yapmışlar ki yayalar, hayvanlar düşük hızda siz ilerlerken sizi fark etsinler diye. Yoksa hiçbir ses yok. Peki sürüş sırasında iç ses nasıl? Yani yalıtım nasıl? Onu da ben başarılı buldum. Yani 20 inçlik lastiklere rağmen çok fazla sizi rahatsız edecek bir gürültü otomobilin içine sızmıyor. Görüş açıları iyi. Şuradaki camlar büyük ve hem dış dikiz aynaları hem bu kendinden kararma özelliğine sahip iç dikiz aynasının büyüklüğü yeterli. Ancak şu an tabii siz bu açıdan göremiyorsunuz ama kalın C sütunu nedeniyle arka çapraz görüş biraz kısıtlı. Ama yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası bu sorunu ortadan kaldırıyor. Ekrandan bahsetmişken, biraz daha yüksekte olsaydı daha iyi olurdu. Yoldan gözümü ayırmadan kullanabilirdim ama yine de çözünürlüğü çok iyi. Dokunma hassasiyeti o da çok iyi. Hem burada hem burada 2 adet dijital ekran var. Buradaki dijital ekranı da kişiselleştirebildiğinizi söylemiştim. Gayet net okunuyor, parlama yapmıyor. Yani tüm dijital ekranlar övgüyü hak ediyor. Evet Selim, şarj istasyonuna doğru yaklaştık. 238 kilometre menzilimiz var daha aslında. Ama dolduralım. Ne olur ne olmaz, dönüşte de kullanacağız zaten pili. Bir de izleyicilerimize bunu göstermiş olalım. Bak şurada bir tane vardı. Şarj istasyonu. İşte bu. Yanaşalım. Şimdi nasıl şarj oluyor gösterelim izleyicilerimize, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım, kemerini çıkart. Aferin sana.
Selim, şarj istasyonuna geldik. Evet. Gel kabloyu alalım önce arkadan. Tamam. Soğuk ve yağmurlu bir hava var. Dur, açılıyor. Şuradan. Demin basamadım. Bak, kablo burada. Şurada. Bana yardım eder misin? Gel bakalım. Şunu kapatayım. Evet, şurayı açıyoruz Selim. Bak, şuna basınca açılıyor. Hop, açıldı, gördün mü? Şimdi bu kablonun bir ucunu buraya takıyoruz. Taktık. Şimdi diğer ucunu alıyoruz. Gel bakalım. Gel. Onu da, bak şurada bir şey var, onu kaldırdık. Oraya taktık. Tamam mı? Sonra kartımızı okutuyoruz. Kartımızı okudu. Selim bak, şarj olurken burada bak şarj oluyor dedi. 260 kilometre menzilimiz var şu an. %75'i aslında doluydu pillerimizin ama şimdi biz seninle demin söylediğimiz gibi bir yemek yiyip gelelim bakalım ne olacak. Bu hızlı şarj ünitesi. Şimdi kabloları sökeceğiz. Ama bakalım önce bir açalım. Bakalım ne alemde. Şöyle bir bakalım, bir şey yazacak mı orada. Çantamı koyayım. Birazdan şimdi yanı, evet, %84 oldu. 280 kilometre menzil veriyor. Selim'cim çok soğuk ve yağmurlu. O yüzden hemen bir kapanış anonsu çekiyoruz, değil mi? Evet, İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Evet, gir bakalım içeriye. Seyrettiğiniz için çok teşekkürler. İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.